dostlar. Üstad diyor ki yola ikna edilmişlerle değil, yola inanmışlarla çıkılır. Bugün gerek Erbaa Belediye Başkanımıza inancı ve her daim desteğiyle arkasında olmuş çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Faruk Aksu Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Vali Yardımcım, kıymetli Erbaa ve burada bulunan tüm belediye başkanlarımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının muhterem temsilcileri, değerli Erbaalılar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları. Bugün belediyemizin Erbaa'ya kazandırdığı müstesna hizmetlerin açılışı programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Öncelikli olarak sizlere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in tebrik ve başarı dilekleriyle selam ve muhabbetlerini arz ediyorum. Açılışını yapacağımız hizmetlerin hayırlı olmasını diliyor. Erbaa'da yaşayan her kardeşimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi yönetim altındaki belediyelerin milletine adanmış bir şekilde çalışması hem beklentimiz hem de iftiharımızdır. Bu kapsamda Erbaa'nın Tokat'ın yükselen yıldızı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnsanımız kuşkusuz her şeyin en iyisine layıktır ve yerel yönetimler bunu temin yolunda millete hizmetin ilk halkasıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle biz belediyelerimizi hakka hürmet, halka hizmet, hakikate riayet etmenin en önemli mekanı olarak görüyoruz. Ve şüphesiz şehrin emini olarak seçilen belediye başkanlarından bu sıfata yakışan davranış ve çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler bu iptal edilecek hizmetlerini partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmektedir. Üretken belediyecilik, hizmet üretimini ve üretimi etki eden kent kaynak yönetimini kentte yaşayan herkese bedenen, ruhen ve sosyal açıdan memnun ve mutlu etme amacına göre planlayan bir belediyecilik anlayıştır. Üretken belediyecilik anlayışımız, kent sakinlerinin huzur, güven ve refah içinde olmalarını, kente karşı bir sevgi ve aidiyet beslemelerini, tüm kaynakları vatandaşlarımızın refahı için düzenlemeyi, üretkenlik, bütüncüllük ve birlikte yönetimi öngörmektedir. Değerli Erbaalılar, kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem basın mensupları. Belediyemizin yapımını tamamladığı ve biraz önce belediye başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'ün detaylıca anlattığı eserler bugün Erbaa ve Erbaa'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin barınma, yemek ve giyim ihtiyacını karşılamak amacıyla içerisinde aşevi, hayır mağazası ile konuk evi olarak hizmet verecek Ali Özgür Geçici Konuk Evi, kadınlara hizmet verecek Kadın ve Yaşam Merkezi, çocuklarımız ve tüm halkımızın istifade edeceği Çamlık Koru Park ve Masal Park, geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik Dil Akademisi ve sanat atölyelerini de içinde barındıran Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, modern kesimhane ve güneş enerji santrali bu kapsamda hizmete açacağımız eserlerdir. Bu eserlerle inanıyoruz ki kadınlarımızın
yaşlılarımızın ve tüm Erva halkının yaşam kalitesi artacak, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek, çocuklarımız ve gençlerimizin ufku aydınlanacaktır. Bunların yapımında ve hizmete kazandırılmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'e, parti teşkilatımıza, mühendis, mimar, işçi, memur, usta, kalfa, müteahhit, tasarımdan inşaya her aşamasında katkı veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne güvenen, destek veren, dua eden tüm muhterem Erbağlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Konuşmama son verirken açılışını yapacağımız eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyor. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim, Sayın Vekilimize bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın kendilerine bir takdimi olacaktır. Lütfen buyursunlar. Efendim, bir kez daha Sayın Vekilimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerini bir müddet daha sahnede bekleteceğiz. Yine Erbaa Sporumuzun bir atkısı ve formasını takdim edeceğiz. Ve akabinde Kurdela kesimine geçmiş olacağız. Bir kez daha hatırlatmak adına söyleyelim. Takribi 15 dakika sonra Ahmet Şafak konseri başlamış olacak. Bir kez daha bilgilerinizi arz ediyoruz. Programımızın resmi bölümünü birazdan bitirmiş olacağız. Efendim, güçlü alkışlarınızla Sayın Belediye Başkanımıza bir kez daha takdimlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve çok kıymetli protokolümüzü, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Vali Yardımcımızı, Kaymakamımızı, çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcilerini sahneye arz ediyorum. Kurdela kesimine geçiyoruz. Kıymetli protokol üyelerimizi, Sayın Emniyet Müdürümüzü,